Herkese selamünaleyküm. Trabzon'dan ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Videoyu paylaşmayı da unutmayın lütfen. Telefon numaram ve Instagram adresimi şuraya bırakıyorum. Bizden süt, peynir, tereyağı siparişi vermek isteyen takipçilerimiz bu numaradan bizlere ulaşabilirler. Verecek olduğunuz süt siparişleri aynı gün içerisinde kargoya verilecektir. Evet arkadaşlar, sabahın hatta gecenin erken saatlerinde yola koyuldum. Saat şu anda 5'i 10 geçiyor. Bu sabah bu kadar erken kalkmamın sebebi süt yetiştirmem gereken yerler var. Saat 8'e kadar sütleri teslim etmem gerekiyor. O yüzden erken kalktım. Sonrasında bugün 100 adet yumurta geliyor kuluçka makinesi için. Sağ olsun Almanya'dan Adem abi bize viyandot ve brahma yumurtası yolluyor. Hayvanlar çok güzel maşallah. Videosunu buraya koymak isterdim ama yani nazar alır. Onları gördükten sonra bendeki viyandotlar viyandot değil dedim. O kadar ki saf, güzel hayvanlar. Hatta yani o tavukların şampiyonlukları var arkadaşlar. Yarışmalara katılıyor. Çok güzeller. 100 adet yumurta gönderiyor Adem abi. İşte onları alacağız. O otobüs de 7.30'da gelecek. Yani sütleri sağacağım, şişeleyeceğim. Sonrasında sahile ineceğim yumurtaları almak için. Sonra gelir hayvanları yediririm. Önce sağımı yapacağım. Yani böyle karışık bir gün. Ama halledeceğiz Allah'ın izniyle. Sonra gidip birazcık uyurum herhalde annemde. Öyle düşünüyorum. Daha sonrasında İngiltere'den Mehmet abimiz hayvanlara yatak aldı. Onları gidip Hakan Bey'in kliniğinin orada bir dükkan var. Hakan Bey normalde 950 lira dediler tanesine. Hakan Bey 700 liraya işi bağladı. Yatağın tanesinin 750 lira vereceğiz. 5 santim kalınlığı var, kaliteli. İnce değil. O işleri halledeceğim. Bugün birçok iş halledeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi direkt çiftliğe gidiyorum. Şöyle ana yolu da göstereyim sizlere. Bomboş. Arada bir tır geçiyor. Başka da bir şey yok. Ezan okunmaya başladı bu arada. Yemim vardı Allah'tan. Yemcide durmadım. Yani sabah var, akşama yok. Ama zaten gün içerisinde muhtemelen yemciye gideceğim. O zaman alırım yemi. Aslında bir çay içsem mi ya? Bir çay içeyim ya gene. Petrole uğrayalım bakalım. Çiftliğe geldim sayılır. Bakalım şöyle yolda çakala rastlayabilecek miyiz? Çekim yapalım bakalım çiftliğe gidene kadar. Petrole uğradım ama çay yoktu bu arada. Direkt çiftliğe geldim ben de. Hani çakallar nerede? Kimi zaman rastlıyorum arkadaşlar çakal. Kızlarımız da burada. Ne benim kara kafalı kızım. Gel. Geldi Samet abi işte. Geldi işte Samet abiniz.
Artık ben mi sizin abinizim, siz mi benim ablamsınız? Orası da tartışılır yani, değil mi? Değil mi kız? Hadi kalk Kınalı. Evet, yedirmeden önce direkt sağma başlayacağım. Şu anda çok erken. Hem de zaman kaybedemem. Sütleri yetiştirmem gerekiyor. Evet. İneklerin sağım işini bitirdim. Sütleri de şişeledim. Şimdi otobüse yetişmeye çalışıyorum. Videonun başında söylemiştim. Adem abi otobüsle Konya'daki çiftliğinden bize yumurta gönderiyor. Aradım. Birazdan oradayız dediler. Bir daha arayacağım. En sonunda kızacak adam. Ama riske atamam. Eğer burada kaçırırsam otobüsü bir daha terminale gitmem lazım. O da uzun iş. Hazır buradan geçiyorken yumurtaları alalım. Sahile hemen çok yakınız zaten. Trabzon'dan gelip geçenler bizim evin aşağısından geçiyor hemen sahilden. 800 metre yukarıdayız. İnşallah kaçırmam bakalım. Arayacağım tekrardan. Otobüse yetiştim. Aradım. Vakfıkebir'den geliyoruz dedi. Böyle kaçırmamak için yolun kenarında duruyorum. Unutur yani. Geçer gider. Bir daha peşine takılmayayım. Şu otobüs mü? Yok. 10 dakikaya buradadırlar. 10 dakikaya. Plakası bende. Bekleyelim bakalım. Otobüsü beklerken yine süt siparişi geldi. Şimdi paketi alır almaz tekrardan çiftliğe gitmem gerekiyor. O sütleri de hazırlamam lazım. Ama hala gelmedi. Sütlere de yetişmem lazım. Sütleri şişeledim, arabaya koydum. Saat 8'de teslim etmem lazım. 8'e çeyrek var bu arada. Şimdi gelmesi lazım ya. Vakfıkebir'deyim demişti. 15 dakika oldu. Biraz daha bekleyelim. Şu an iki arada bir deredeyim arkadaşlar. Gözümü de yoldan hiç ayırmıyorum. Kaçırırsam bir daha uğraşacağım yani. Gelmedi. Paketi aldım arkadaşlar. Paketi görünce dedim Adem abi herhalde yumurta yerine tavuk gönderdi bize. Şuraya baksanıza. Maşallah çok güzel paketlenmiş. Paketleyenin de eline sağlık. Adem abiye de teşekkür ediyorum. Şimdi çiftliğe gidip yeni gelen süt siparişlerini hazırlamam lazım. Oraya da geç kalıyorum. Sütüm şeydi ama yani süt kazanında. Sadece şişeye koyacağım. Ondan sonra sütleri teslim etmeye gideceğim. Yoğun bir gün. Sonrasında bak yine çay içecektim güya. Süt gelmeseydi bir çay içerdim burada petrolde. Ama süt siparişi geldi. Neyse çayı artık annemde içeceğiz. Böyle saçım başım da dağılmış, kusura bakmayın. Aha, babam da arıyor. Yeni gelen süt siparişlerini de hazırladım. Arabaya koydum. Şimdi teslim etmeye gidiyorum. Bu arada saat tam 8. Yani bütün işleri hallettik. Yetiştik, şükürler olsun. Paketimizi de aldık. Sütleri de yetiştirdik. Erken kalkmanın faydaları.
Uykum da yok bu arada. Halsiz de değilim. Gayet dincim. Ama akşama doğru herhalde halsizleşebilirim. Çünkü gün boyunca yoruluyorsunuz. Bir tempo içerisindesiniz. Şimdi sütleri teslim edip kahvaltıya gideceğim anneme. Oradan da Hakan Bey'in yanına gideceğim. Yatakları almaya. Oradan gelip çiftlik işleri. Çiftlik işlerinden sonra süt dağıtımı tekrardan. Günlerimiz böyle geçiyor. Şükürler olsun. Allah kimseyi işsiz güçsüz koymasın arkadaşlar. Dün Mesut'a süt getirdim. Mesut'a diyorum çok işim var, gitmem lazım. Allah diyor daha beter etsin diyor. Daha çok iş versin sana diye. Dedim dua mı ediyorsun, beddua mı ediyorsun? Dua ediyorum diye. Evet, sütleri verelim de annem oraya gidelim. Günaydın. Günaydın. Nereye gidiyorsunuz? Okula. Ne yapacaksınız bugün okulda? Ders işleyeceğiz abi. Hangi dersler var bugün? Matematik, Türkçe, sosyal beden. Siz kızlar? Okulda kantin var mı? Kantin mi? Ha, var. Var mı? Var. Bu senin. Teşekkürler. Bu Yaren'in. Teşekkürler. Bu Yağmur'un. Teşekkürler. Ne alacaksınız paranızda? Çikolata. Çikolata mı? Beden eğitimi var mı bugün? Var. Hangi saatte? Son 2 saat. Ya o son 2 saati okul bitti sayıyorsunuz değil mi? Evet. Ne yapacaksınız beden eğitiminde? Top oynayacağız. Peki sana bir son soru. Heh. Alfabenin ikinci harfi. B. Maşallah öğrenmişsin. Ya amca. Tamam hadi bakayım. Tamam. Bana bak Yağmur. Gel bakayım bir. Alfabenin üçüncü harfi hangisi? Niye kopya verdin? Şimdi anneme sürpriz yapalım arkadaşlar. Sabah sürprizi. O da kahvaltı hazırladı. Aradı beni. Ama yumurtalardan haberi yok. Lan ne diyorsun? He? Ama nedir? Yumurta. Ablanın yumurta olur mu? Bu ne kadardı? Adem abi sucuklu yumurta yaparsınız dedi. Haydi. Peynirli yumurta yap. Maşallah, maşallah. Bol bol yollat. Maşallah ver bakayım ya. Anne sevindin mi anne? Gel bakayım. Sevinmez olayım. Annem bu işin uzmanı. Annen diyor bu işin uzmanı diyor. Uzmanı. Annem hiç hayvana doyamadı. Doyamadı bu anam. Hayvanlara doyamadı. Oğlum gerçekten çok tuhafıma gitti oğlum maşallah maşallah. Aç bakalım anne aç bakalım. Bunlar nereden geliyor? Hangi şehirden? Bunlar Konya'dan geliyor. Bunlar çok kaliteli tavukların. Cinsleri ne? Cinsleri Viyandot ağırlıklı. Bir de Brahma var. Bizim var ya anne pulli pulli. Bizde var. Hepsi onlardan mı? Hayır. Onların kırmızı pullileri var. Ha, gri pullileri var. Annem biliyor onları. Bak bak. Kahverengi var. Üstüne ne yazıyor hani paketin? Dur bakalım dur. Annem okusun annem. Yürüzsüz ya tamam vazgeçtim. Sanat yazıyor ya. Ne yazacaksın? Bakayım dedim annem okuyabilecek. Gözlüğümü çıkartana kadar okudun mu? Açın bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Çok sağ olsun kendilerine. Baksana ya. Oğlum bunlar ne kadar güzel bir şey. Oğlum. Ya ben ne diyor bunlar? Abi nerede? Singer. Singer değil, sünger. Bakayım abla alacak işte anne. Aha.
He. Güzel mi anne? Çok güzel. Bunlar damızlık mı? Baba SP ne oluyor? SP ne oluyor? Ya bunları hiç kaybetmeyeceğiz abi kutuları. Samet'in yok. Pullu tavukları demek. Süzecek miydi? Yok yok. Vardır ya. Onların isimleri vardı. Şu an gelmedi aklıma. Yani kesersin civcivleri. Bir taraftan söyleyeyim. Annem hediye paketi açıyor. Adem abi gönderdi anne bunları. Çok sağ olsun Adem Bey'e. Teşekkürler. Allah ona cebine bereket versin. Allah ona her şeyin güzelini nasip etsin. Yani. Çok, güzel mi anne? Çok güzel. Çok intizamlı paketlenmiş. Hani. Öyle bir paketleme de ben hiç görmedim maşallah. Demek ki neler var, neler yapıyorlar. Neler ya. Var anne. Yalnız ama şeyleri açık dursun, kapakları hava alsın bir gün. Oğlum, yalnız o makine su kaçırıyor. Tamam, onun çok basit bir şeyi var. İyi işte, basitmaz. Burhan abi takacak onun yerine. Ben çok çaktım ondan anları çıkartana kadar. Sile. Hayır, bir dur, su bitiyor. Tamam, onu hemen. Bu kadar güzel. Buna da yapalım. Ay, bu daha güzel paketlenmiş. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sabah. Oğlum ne kadar var burada? Kapat, kaçarlar baba. Babam da heyecanlandı. Kapatıyor, kaçmasın diye. Kaldır abini, abini kaldır. Bunu da açalım anne. Bunu da açalım anne. Abi şeylerini, bunları mafseri saklayacağım oğlum. Ne yapacağım bunları? Oğlum insan değil. Çivcivik orada yollar. Yok yumurta belki bir şey olarsın. Aynı böyle. Abi horoz. Abi horoz mu? Evet. Bağırmadı ama. Bunlarda da G resim. SF var. G, S. Hep G ya, S yok onda. Ya bunlar başka ürün. Bunlar G, onlar SP. Güvercin mi? Evet. Ha, çıktı bir şey de. Çok güzel. Tamam mı? Paketler çok açıldı arkadaşlar. Dur bak. 30 adet silver. Ha, silver. Bunda ne yazıyor? Bak babam Da Vinci'nin şifresini çözmeye başladı. Bunda yok. Şimdi bunlar sanırım ki fazla gelir. 30 bunda var. 100 tane yumurta var anne burada. Ha, 100 tane ise o zaman o her şeyler var ya Samet. Neler? Yeşil, mavi, yumurtluya. 3 tane cukku koyalım onlardan da. Ne koyalım olsun. Nasıl olsa 10 tane alıp yiyelim. Yemedin mi onları? Yok. Aha bakın bunlar da anneme gelen hediyeler. Çok sağ olsun. Bunlar yeşil yumurtacı mı anne? Mavi. Mavi mi? Yumurtluyorlar mı şu anda? Allah razı olsun. Gönderenlerin ömrü uzun olsun. Bu yumurta olur mu ya? Abim de koştu geldi alttan arkadaşlar. Yine kadar yine ne fazla yumurta. Yok 110 tane Mehmet abi aldıydı. He. Ne güzel de kutular var ya. Anne. He? Ne güzel kutular var ha. Onları kaybetmeyelim. Yumurta mı koyarız onları? Ya dursun baksana orijinal. Kaç tane var? 100 tane. Bir makinalık mı? Hmm. Konduracağız mı? Yarın kondururuz. Nerede? Burada ya. Annem oyalanıyor ya. Anne. Efendim oğlum. Adem abi dedi ki yumurtaları İlhan annem dedi. Makineye yerleştirsin. Evet. Onların orada tavuğun altına yumurtayı evin yaşlı kadını teyzesi kondururmuş ki Feruk çıksın diye. Bizim en yaşımız babaannem 100 yaşında. Ona koydururuz makineye ama bu sefer hiç horoz çıkmaz.
Babaannem var ama babaannem koyamaz anne de. Babaannen oğlum aklını kesiyor ey gidi yavrum. Razı mısın anne kayınvalide? Çok razıyım oğlum. Hiç kızdı abi, mı sana? Yok oğlum, yerler gökler de razı olsun. 55 senelik gelinim. Ne ola ki bana bir la evle dese. Hiç kızmadı mı sana? Veya ki benim de ona olsa. Yok oğlum, yok. Belki annen bile sana kızmıştır ama kayınvaliden kızmamıştır değil mi? O kadar razıyım ondan ki oğlum. Yerler gökler de razı olsun. Babaannem şey oğlum, bir insan böyle. Çok iyidir oğlum. Cennetlik. Cennetlik böyle. Onun babası alim hocalardan iyiydi oğlum. Dedi ona Fatma dedi. Kızım dedi. Üç defadır dedi o hırkanı cennette serili görüyorum kızım dedi. Sen cennetliksin. Cennetliktir oğlum. Cennetliktir. Gerçekten. Razıyım. Yerler gökler de razı olsun. Hala namaz kılıyor mu? Ha şimdi bir şey kalmadı ki oğlum ondan. Ama gene bir şey yapmaya çalışıyor sanki. Yapıyor bir şeycikler gene ben diyor 10 yaşından beri namazını kıldı da babası alim hocalardan. Bundan var bir sene önce herhalde birkaç sene önce babaannem namaz kıldı. O kıldı bitirdi ezan okunmaya başladı. Baktım yattı uyudu. Ona artık namaz sorgu suali yok değil mi? Yok oğlum, onun aklı tamamen gitti. Bak Zeki abim öleli oldu. Zeki dedim da kayın oluyor. Onu da o emzirdi büyüttü. Öleli 3 sene oldu durup itiyor abile. Ha Zeki daha hiç görünmüyor. Kız hiç gelmiyor buraya. Babaannem kayınçosunu da emzirmiştir. Değil mi anne? Hafız alan. Gelin olan da babaannem, gelin olan da hafız alan olan da. 6 ay araları var işte. 6 ay önce amca doğuyor. 6 ay sonra da kayınçosu da halan doğuyor. Yengesine yenge demez, anne der. Değil mi? Evet. Hep anne derdi ona yani. Evet. Aynen. Ah benim babaannem. Ah. Oğlum o herkese öyle. O sip sana bana diye o herkese öyle. Evet. Çok iyidir. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Nurlar yağsın canına. Öldü mü oğlum? Evet yani yumurtaları annem makineye koyacak arkadaşlar. Tamam koyarım oğlum. O Adem Bey'e de çok teşekkürler. Ne kadar teşekkür etsek ona az biledir. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Allah'ım annemin ona bol bereket versin. İyi niyetinden. Allah'ım onu her şeyin amin. Her şeyin iyisini, inşallah, güzelini annemin versin. Bu hayatta hassas noktaları vardır. Birincisi tavuk. İkincisi de inektir. Koyunu da sever ama. Çok severim. Koyunu da severim. Keçiyi. Keçi de yok muydu senin keçilerimiz 10 taneydi gittik sattık onları ey gidi oğlum. Bir adam dedi ki ha bunları dedi nasıl kıydınız da çarşıya getirdiniz. Niye sattıydık onları o zaman aklımız mı yoktu? Ne bileyim anne ben bu dünyaya geldiğimden beri. Bembeyaz iyiydiler o kadar güzel iyiydiler oğlum. Koyunlarımız vardı 40 taneye çıktıydılar. Onların da sebebi ben iyiydim gittim. Babana diyorum koyun da koyun. Gittik aldık onları. Ama şeref midir nedir şeref. Gittik aldık ondan. Dedi bana ki İlhan abla dedi. Ha bu 300 doğru dedi. Ha bunlar ikiz doğru dedi. Ha bu tek doğurur dedi. 4 tane aldım oğlum. Aynı dediği gibi. Biri doğurdu 300. Ama sütü çıkmıyor. Onu o artık biliyor, bilmiyor oğlum. Onu bana vermeyecekti. Şu an aklıma geliyordu aslında. Son tayla açılabilirdi memesi onu. Bak şimdi onları ben nasıl baktım. 3 taneyi oğlum biberonla. Deden de o zamanlar benim kayınpeder geldi. Dedi İlhan kızım. Duydum ki koyunun 300 doğurmuş. Geldi gördü etti bana böyle maşallah kızım nazar almayasın sana bu hayvancılık gelişiyor dedi. Oğlum seneye bir daha doğurdu gene 300 etti. Gene 300 ama 3. kuzusu hep şeydi böyle üsküp dururdu hep. Ama bir şey olmadı onlara. Bir şey olmazdı için. Ama diğerleri kadar neşeli değildi hiçbir zaman. Sürünün artık en arkasından gelirdi o 3. buza şey kuzu.
Canlanamazdı böyle yani. Bir eksiklik vardı. Ya, 4 tane koyundan oğlum çıkarttık onları 40 taneye. Baban giderdi. Erkenden yayardı onları. Ondan sonra gelirdi mandıraya. Öyle koyun kapalı da durur mu yayardı onları gelirdi ondan sonra. Gide. Ha şimdi ayaklarım yürüse de oğlum. Ha şimdi yürüyebilsem ben neler yaparım. Değil mi, gide. Ağlama anam ağlama. Hevesimi alamadım oğlum. Hayvanlardan hevesimi alamadım. Bak ha burada iki tane civcivcik var oğlum. Ha bunlara gözüm gibi bakıyorum onlara. Bunları biri, bir tanesini istedi anne. Vereceksin mi onları? Kime? Bu civcivlerin bir tanesini isteyen mi? Bakan ama bir tane ne yapacak? Bir tane olur mu? Bir tane olmaz. Bak ha aşağı yolladıklarımı. Oğlum saydım onlar da. Epeycik var onlar. Ben şey... Arada gelip içtima yapıyor. Şey, oğlum. Onları ben gecede 3-4 defa yedirdim sularını koydum. Baktım altlarını değiştim. Çok az baktım. Bebek gibi baktım onlar. Ama tez geliştiler. Maşallahları var oğlum. Uuu demek sen ne diyorsun demek bu arada. Evet evet. Uuu dedi ya. Aslında uuu da denmez. Uuu nazardır. Uuu bir şey yaparken uuu demeyeceksin. Anne onlar işte. Hurafedir anne hurafe. İşte yani vatandaş ben şeye kızıyorum işin açıkçası. İşte yok mavi boncuk takın yok bilmem onu yapın. Yani bak, boncuktan oğlum, medet umana kadar onun duası var. Allah'tan medet um ya. Mavi bak, boncuk nedir? Birini severken bir çocuğu birini tama etmemek için maşallah subhanallah. Allah nazardan korusun. Allah bağışlasın. Bunlar çok önemli şey. Annem eskiden süt satardı, yağ satardı. Poşetlere sarardı, gazete kağıtlarına sarardı ki kimse görmesin. Yok diye. Öyle de değil, o kadar da değil ya. Yok. Benim de ama içini göstermeyen poşete koyardın anne. Yok, saydan rengine koyardım, sarardım, tek tek çıkartırdım önüme, satardım. Benim yağıma da bayılırdılar. Ey Allah. Ey gidi oğlum. 5 tane inek sağardım oğlum. Yalım lan. Yalım lan, ahırda... Elimden ameliyat oldum da dedim ineğe alım bir buzak da dedim verelim ineğin altına ne olacak süt memede. Ha öyle baktım bir tosun da oğlum mübarek hayvan. Oldu mu büyük? Hep altına verdik. Ama hepsi de sağlamazdı yüklüydü o sağlanın altına verdik onu. Oğlum neler yapmıştır annen. Ahır inek dolu, kapılar buzak dolu, ev uşak dolu. Baban tır şoförü alır arabaya giderdi oğlum. Kümes tavuk dolu. Dolu. Bir yandan konardı. Bakardı onları 15 gün, 20 gün yatardı. Gene çıkartırdı mübarek hayvanların. Öyle bir şeydi. Peki. Şimdi düştük makinamız var. Şimdi dolu. Şimdi ne tavuk da ne bir şey. Şimdi çıkartıyorum makine. Evet arkadaşlar. Bu video annemi kesmek istemedim. Çok güzel anlattı, konuştu. Hmm. Bu videoyu artık burada sonlamamız gerekiyor. Gün çok erken başladı bizim için. İşte evet, günün sürprizi evet. Adem abinin geldi, yolladığı çok yumurtalardı. Çok sağ olsun. Ömrü uzun olsun. Evet. Allah gönlüne göre versin inşallah. Amin. O zengin kalbine göre versin Allah. Amin. Annem de çok mutlu oldu bu arada. Çok mutlu oldum. Evet. İşleri de hallettik yani. Birçok işi hallettik. Fazla bir şey kalmadı. Artık Hakan Bey'in yanına gideceğim birazdan. Yatak, ineklere yatak alacağız da yastık vermiyorlar. Gerçekten yastığı da var mı? Oğlum sen de amma da. Kırk bak, ayak mıyım? Annem bana kırk ayak der ya. Oğlum bak onlar da iyi hasta, tırnak büyütüyor hayvanlar. Keseriz anne ya. Keseriz. Tırnak nedir yani? Senede çünkü iki defa. Taşın üstünde olduğu zaman tırnaklar kırılıyor. O yumuşak, o ne kıracak? İşte bak düşün, tırnaklar nasıl kırılıyorsa hayvanın dizleri de öyle kırılıyor. Ya. Abi Engin abinin şeyi yaptı, söktü kaldırdı. Ya tırnak uzanır, evet tırnak uzanır, kesilecek anne. Önde veteriner kesebilir anca. Bakalım işte. Neyse, yatak almaya gideceğim ama yastık vermiyorlar dediğim gibi.
İnanmıyorum ya. Öyle bir şey olmaz yani. Yastık yok, şaka yapıyorum. Annemi kandırmaya çalışıyorum ama annem bazı kaçın şey kurası iyi git. Oğlum. 70 senenin tecrübesi var. Ya iyi git. Evet, bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.